Acaba komşu kaç kere küfür etti? İşte bu intromuzdu. Abone ol, like at, yorum yap. Çılgın Flix kanalına hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, sağ üst köşede bir tane video görüyorsunuz. İşte o videoda, bu videoda anlatmayacağım bir şey var. O da nedir? Deprem uygulamasını size önceden bildiren bir uygulama. Uygulamanın tüm detaylarını sağ üst köşeden gerekli videoya tıklayarak görebilirsiniz. Ancak bu uygulamaya %100 güvenmek tabii ki mümkün değil. Bu sebeple Android içerisinde gömülü olan, depremi önceden bildirmek üzere kurulu olan bir uygulamadan daha bahsedeceğim. Bu uygulamayı da etkinleştirdiğiniz takdirde bir uygulama yanılıyorsa diğer uygulamanın bunu doğru bilme ihtimali etkileyecektir diye düşünüyorum. Ayrıca Android'den bahsediyoruz. Birisi tek başına bir uygulama, birisi koskocaman Android. Seçim sizin. Ben ikisini de etkinleştiriyorum. Uygulamayı nasıl etkinleştireceğimize gelelim. Şimdi şöyle bir şey var. Her Android'de değişiklik gösterebiliyor. Bende Pixel olan sürüm kurulu olduğu için, yani özel ROM yükledim. Bendeki ile sizdeki uyuşmayabilir. Ancak illaki bu ayarı görebilirsiniz. Göremezseniz de, bulamazsanız da yorumlar kısmında yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca en universal yöntemi size söyleyeceğim. Bulunma ihtimali en yüksek şekilde açıklayacağım. Öncelikle Android'de ayarlara giriyoruz. Arama kısmına acil yazıyoruz. Burada acil ile alakalı bir sürü şey çıkacak. Gördüğünüz gibi artık fokuslandığı kadar kamera. Ben bunu kontrol edemiyorum şu anda. Burada herhangi bir acile girin. Uygulama olanlara değil ama Android'in kendi ayarlar içerisindeki. Yani mesela kablosuz acil durum ayarları gibi ya da acil durum paylaşımı gibi. Mesela ben acil durum paylaşımına tıkladım. Burada hemen karşıma kriz uyarıları geldi. Gördüğünüz gibi şurada yine kamera fokuslandığı kadar takip edemiyorum. Artık onu da videoyu düzenlerken anlarım. Kriz uyarılarına tıkladıktan sonra böyle bir şey çıkıyor ve bunu da etkinleştirdiğinizde işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Yine Pixel için söylüyorum. Acil güvenlik ve acil durum diye ayarların başında zaten çıkıyor. Orada deprem uyarılarına bastığınız takdirde şöyle bir şey görüyorsunuz. Bunu da etkinleştiriyorsunuz. Örneğini de hemen birlikte bakalım. Diyelim ki 5-6 kişinin telefonu senkronize bir şekilde sallanmaya başladı. Farklı noktalarda. Ancak depremin bir yerden bir yere ulaşması için birkaç saniye geçmesi gerekiyor. 20-30 saniye önceden bize haber verecektir diye tahmin ediyorum. Bizim konumumuza göre söylüyorum bunu. Herkes de farklı olabilir. Şimdi tanıtımı göstere tıkladığım zaman işte bu şekilde iğrenç bir uyarı. Gördüğünüz üzere mide bulandırıyor. Yani bu uyarıyı fark etmemeniz imkansız. Böyle bir uyarı duyduğunuz zaman götüm götüm kaçıyoruz arkadaşlar. Önceden eğer haber veriyorsa 30 saniye önceden vesaire ben şahsen dışarı çıkarım. Eğer 30 saniye 40 saniye önceden haber veriyorsa zaten ben 40 saniyede bulunduğum bölgeden direkt Avrupa'ya kadar koşabilirim. O korkuyla mümkün görülüyor. Ancak depreme o anda yakalanıyorsanız ne yapacaksınız? Direkt gideceksiniz, kapanacaksınız. Normal deprem prosedürleri. Onları bir sürü farklı kaynaktan görebilirsiniz. Benim değinmeme gerek yok. Ayrıyetten deprem çantamı size göstermek istiyorum. Deprem çantası da mutlaka yapın. Bazı siparişler verdik, onlar da gelecek. Artık deprem çantamızdan ne kaldıysa, çünkü güzel abur cuburlar almıştık, yedik. Depreme maksimum seviyede hazırlık. Şimdi şöyle bir bakalım nelerimiz var. Şunları da koyacağız çantaya. Şöyle çocuklar için. Baba ben neden dışarı çıkamıyorum? Yeter artık. Bir şeyler yemek istiyorum. Tatlı al. Protesto ederim seni falan dememesi için şöyle tatlılar koyduk. Birkaç tane. Bunları koyacağız yani. Ayrıyetten artık alanımız ne kadar olur? Ne yaparız bilmiyorum. Şöyle. Öyle bir durum olursa umarım olmaz. Ama eğer ki öyle bir durum olursa işte biliyorsunuz bundan ne yapılacağını. Evet. Ayrıyetten şöyle. Seçenek çok yani, ister kalın tuvalet kağıdı, ister ince tuvalet kağıdı. Ayrıyetten bir sürü pet şişe su koydum. Ağrı kesicimiz var. Şöyle ağrı kesici koydum. Ayrıyetten bir de şundan koyduk. Çocuklar, eğer ki uzun süre aşağıda bir yerde ne bileyim sıkışıp kalırsak nasıl uyuyacaklar? Aha böyle uyuyacaklar.
Bir de ben böyle bir şey koydum ki uyusunlar. Çocuk bunlar yani. Mecburen bunları bir türlü oyalamak lazım. Hissettirmemek lazım. Hadi gel birlikte oyun oynayacağız gibi bir şeyler yapmak lazım. Saklambaç oynuyoruz değil mi? Olabilir. Şöyle bir çanta işte. Ayrıyeten gel size göstermediğim, çünkü sipariş verdiğim şeyler var. Mesela powerbank 10.000 mah ne oluyor bilmiyorum, MAH pil değerleri işte. Öyle bir tane powerbank aldık. Bir de protein tozu aldık. Bunun içerisine dediğim gibi bir sürü pet şişe sular var. 24 tane pet şişe su koyduk. İçerisine de protein tozu ekleyeceğiz. Böyle bir bowl yaptık. Evet, bu bowl'u saklanacağımız yer neresiyse oraya koyacağız. Orada eğer ki deprem bize önceden bildirilmezse, cenin pozisyonu almalar vesaire işte, orada direkt çömeleceğiz, bekleyeceğiz. Bu kadar. Yani böyle. Daha fazla eğer eksiğim varsa ya da videoda anlatmadığım şeyler varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yani olduğu kadar artık işte, bu kadar. Bizim elimizden gelen bu. Ben yine üzerime düşeni olduğu kadar yapmaya çalıştım. Umarım birilerine faydası dokunmuştur. Uzun süre yaşamamız dileğiyle. Bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsan, eğlence içeriklerden de hoşlanıyorsan kanala abone olabilirsin. Umarım depremle alakalı çekeceğim son video olur. Kalın sağlıcakla.